Neyden bahsedeceğimi unuttum. Hey, uzun zaman olmuştu böyle birebir konuşmayalı. Şu an her tarafında inşaat var. O yüzden gürültü olabilir biraz. Şurada yeni bir bina dikiyorlar. Burada da tamirat yapıyorlar. Daha doğrusu artık 50 bine bir konuşuyoruz. Aynen. 50 bin aboneye ulaştık ve ne yapacağımızı biliyorsunuz. Tamam, yeter. Bu ne demek biliyorsunuz? 50 bin abone şarkısı. Yakında, söz. Ama ona gelmeden önce kanalın durumu hakkında incelediğim birkaç analizi size göstermek istiyorum. Mesela bu kişi otururken götünün izi oturduğu koltuğa geçmiş. Yani koltuğa analizini bırakmış. Biliyorum şu an YouTube'u bırak diye çığlık atıyorsunuz ama bırakmayacağım lan, amına koduklarım, bırakmayacağım. Tamam, ciddi olalım. Bahsettiğim YouTube reklam krizi sonunda Türkiye'yi vurdu. Şu an YouTube'da normalde elde ettiğim gelirin yarısını dahi elde etmiyorum. Bu pek umurumda değil ama sinir bozucu. Kulağa saçma geldiğinin farkındayım ama yaptığın işin aldığın maaşı belirlediği bir durumdayken gerçekten insan ayda aldığı maaş çekine bakıp bu ay iyi iş çıkarmışım diyor. Ve işlerin iyiye giderken bir yandan da maaşın düştüğü zaman onu da alıp çıkarmak istiyorsun ama böyle parmakların arasından dökülüyor. Kötü bir durum yani, yaptığın işin değerini şirketlerin belirlemesi. Hepiniz biliyorsunuz. Neyse, bu yetmezmiş gibi madenciden şarkım telif yedi. Hani barış, özgürlük, kardeşlik falan? Jinjiyan, Azadillo falan? Nerede? Ha? Şarkınızı alıp metal müzik sevenlerin dinleyebileceği bir şekilde yorumladım. Bu muydu teşekkürünüz? Ha? Buradan size sesleniyorum. Neyse, umarım şu ana kadar telif payından kazandığınız 1,5 lirayı iyi yerlerde kullanırsınız. Gofret falan alırsınız, ne bileyim. Dediğim gibi mesele para değil yani. Telif yemeseydim %50 değil %100 para alacaktım. Yani 3 lira falan ediyor ama sinir bozucu ya. Hakikaten sinir bozucu. Ama hiç mi iyi haber yok? Var. Bu ay neredeyse emeğimin karşılığını alamayacakken imdada siz yetiştiniz. 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 Ne zor bir kelime, ananı sikeyim ya. Yetiştiniz. Bu ay neredeyse emeğimin karşılığını alamayacak durumdayken imdada siz yetiştiniz. Patreon'dan, YouTube'dan elde ettiğim gelirin 2 katından daha fazla bağış yolladınız. Az önce bahsettiğim olayla ne kadar sinirimi bozuyorsa bu tarz olaylar en az o kadar bana devam et diyor. Bu durumdayken yaptığım videoların değerini firmalar veya kuruluşlar belirlemiyor. Siz belirliyorsunuz. Ve iş sizin başınıza düştüğünde gerçekten devam etmemi istediğinizi belli ediyorsunuz. Bu konuda gerçekten size teşekkür etmem gerek. Bu yüzden 50 bin aboneye özel şöyle bir şey düşündüm. Sıradaki 50 destekçime 50 adet ödül yollayacağım bizzat. Bu ödüllerden 25'i benim de bizzat çay içerken kullandığım Porsche bardağı olacak. Diğer 25'i ise bunu yapmamam gerekiyor ama yapacağım. Öncelikle çok özür dileyerek başlamak istiyorum konuşmaya. Süt içerken kullanmanız için baba sütü bardağı. Biliyorum iğrenç, biliyorum ahlaka aykırı, biliyorum insanlık dışı bir şey. Ama siz de iğrenç insanlarsınız. Ben de iğrencim. Bu yüzden burada toplandım. Ve evet, 50 bin aboneye özel sıradaki 50 destekçim bu ödülleri alacaklar. Destekçim olmak için aşağıdaki Patreon linkine tıklayabilirsiniz. Bu kanal bir hataydı, beni sikecekler. Amına koyayım evladım. 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 Amına koyayım evladım.